Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone 7 Plus için iPhone 11 gesture'larını nasıl 7 Plus'ta çalıştırabiliriz? Bu menüleri nasıl iPhone 11'deki gibi yapabiliriz? Sizlere onu göstereceğiz. Bildiğiniz gibi iPhone 11'lerde Home tuşu bulunmamaktadır ve şu ortada bir çentik tasarım var. Bu nedenle saat sol köşeye, bildirimler sağ köşeye gelecek şekilde yeniden tasarlandı. Ve home tuşu da olmadığı için home tuşunun gösterdiği birçok özelliği şu ortadan yukarı çekerek yapmaya başladı. Biz de home tuşuna eğer bozulduysa home tuşumuz ya da bu özellikleri, gesture'ları kullanmak istiyorsak basit bir tweak ile bu özellikleri edinebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle gösterebiliriz. Şu ortadaki çubuk çıkıyor. Çektiğinizde tamamen akıcı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet hızlı ve güzel çalışıyor. Şimdi tweak'i yüklemeye geçelim. Bunun için telefonunuzun jailbreak'li olması gerekiyor. Jailbreak nasıl yapılır kısmını önceki videolarımdan bakıp yapabilirsiniz. 2022 yılı için en kolay nasıl jailbreak yapılır yöntemini videolarda anlattım. 3U Tools ile yapıyoruz. Jailbreak yaptıktan sonra Uncover ve Cydia gözükmeye başlıyor burada. Şu an telefonumuz jailbreakli ancak artık ulaşılabilir değilmiş. Ancak hala çalışmaya devam ediyor. Ama bir restart yaptıktan sonra jailbreak ortadan kalkacak. Yeniden bilgisayara bağlamam gerekiyor. Çünkü bu yöntem yarı jailbreak yöntemi. Semi untreated versiyon. Cydia'yı açıyoruz. Kullandığımız tweak'i ben size buradan söylüyorum hemen. Gestures i11 diye bir tweak kullanıyoruz. Bunu yüklemeniz lazım. Arama kısmına geliyorsunuz. Buraya yazıyoruz. Gestures i11. Evet. Yazar Hylos'muş. Sanırım Big Boss reposundan olması lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tweak. Bunu sağ üst köşede sizde kur olacak. Kura basarak kuracaksınız. Daha sonra Springboard'u restart yapacak telefon. Ve artık ayarlarda gözükmeye başlayacak. İsterseniz ayarlarım hızlıca. Gestures i11. Evet, şimdi burada da gayet detaylı bir özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Görüntü iPhone 11 gibi mi olsun, iPhone X gibi mi olsun, iPad Extra, iPad gibi mi olsun, birçok farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları seçtiğinizde alttaki parametreler de değişiyor kendi içerisinde. Ben iPhone 11'i seçtim. Birçok kez bunu sürekli güncelleniyor, yeni özellikler de gelmiş. Buradaki özellikleri açıp kapatarak sizde en uygun hangisi hoşuna gidiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Örneğin ben batarya yüzdesini içerisinde göstermeyi tercih ettim. Normalde orijinallerde şöyle aşağı indirdikten sonra şuradan bakarak okuyorlar. Daha iyi bir gösterge yoktu. Ancak tweak sayesinde iPhone 11'den bile daha güzel bir arayüze kavuşacak telefonunuz. Burada bateride mesela ben enable yapmışım. Gösteriyorum. Batarya yüzdesini, home bar, otomatik gizleme özelliği olsun mu? Aplikasyonlar içerisinde gözüksün mü, kilit ekranında gözüksün mü gibi seçenekler var. Home bar dediği de şu alttaki şu kullandığımız kısım. Tekrar geri gelelim. Inset burada da köşelerinin yuvarlaklığını, boyunun uzunluğunu vesaire ayarlıyorsunuz. Birçok değiştirme yapabiliyorsunuz. Klavyeyi daha yüksekten başlatıyor. Altta bir satır eliniz çarpmasın diye buraya bir satır koyup yapıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Ben böyle kullanmışım. Klavyeyi kullanırken gesture'lar kapalı olsun mu seçeneği var. Ben kapattım ama açıkta kullanabilirsiniz. Bazen WhatsApp'ta ses kaydı gönderirken sorun olabiliyor. Bunu açabiliriz. Ben de sizle birlikte ayarlamış olayım. Burada da ek özellikler. Swipe to screenshot, two finger advanced swipe standard. Böyle yukarıdan aşağı kaydırırsanız parmaklarınızı
ekran görüntüsü alsın tarzı kolaylıklar var. Tam alamadım ama tek elimle kullandığım için böyle özellikleri de kullanabilirsiniz. Dock da background olmasın falan, böyle bir sürü seçenekleri var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde eski haline göre telefona değişik bir hava katıyor ve güzel gözüküyor. Öneririm size. Tweak'imiz bu. Gestures i11. Önce jailbreak yapıyoruz. Daha sonra Cydia'dan kurup ayarlarını yapıyoruz. Ayarları değiştirdik. Şuradaki şeyi unutmayın. Onu da göstereyim size. Ayarları buradan yapıp ayarladıktan sonra Respring tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz basalım. Değişiklikler etkin olsun. Respring yaptığı zaman jailbreak ortadan kalkmıyor. Sadece cihazı yeniden başlatıyor. Bu Spring Board dediğimiz arayüzü yeniden başlatıyor. Artık değişiklikler etkin olmaya başladı. Gördüğünüz gibi gayet tıpkı iPhone kullanıyormuş gibi. Hatta şöyle çekerseniz yana geçiyor. Böyle çekerseniz buraya, sekmeler arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Çok güzel ve kullanışlı olmuş. Tweak bu şekilde. Kafanıza takılan, yapamadığınız kısım olursa aşağılara yazın. Çözüm bulmaya çalışalım. iPhone 7 Plus modellerinde 8'lerde, 8 Plus'larda bu Tweak sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Ben kullandım belirttiğim modellerde. X'te vesaire yapmanıza gerek yok zaten. Jailbreak yapınca garantinin durumu ile ilgili soran arkadaşlar olmuş. Ben daha önce telefonu servise verdim. Şuradan jailbreak kısmına geldim. Tekrar size göstereyim, ancak şu an Ankara açılmayacak. Root Efes'i sıfırla diye bir seçenek var. Onu açıp tekrar başlattığınız zaman telefon jailbreak yapılmamış gibi davranıyor. Daha sonra da bilgisayara atıp telefonu sıfırladım. Bilgisayardaki iTunes uygulamasıyla. Bu şekilde servise verdim de ekran değişikliği gibi bir takım garantiden değişim işlemleri oldu telefonda. Sorun çıkartmadılar. Bu şekilde yapabilirsiniz ama yine de risk. Garantiniz varsa bir süre daha bekleyebilirsiniz. Zaten bu videoyu seyrediyorsanız sizin de 8 ya da 7 gibi bir telefonunuz vardır. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.